Hepinize yeni bir taş açma videosundan merhaba. Bugün emin değilim ne kadar taş açacağız, ne yapacağız. Herhalde 30-35 tane taş var açılması gereken. Ee, hadi başlayalım. İlk hesabımız Göstan. Kaç tane taş açacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz ben onları bir sorayım. Hemen bu taşları açmaya başlayayım. Hepsini açıyormuşuz. Ee, hadi bakalım. 2x artı Teodor var. Teodor biliyorsunuz ki gerçekten oyunun açık ara en iyi ee, dungeon karakteri. Gerçekten baya iyi. Çoğu zindanı solo yapabiliyor. Ateş Ateş ailesi ve örümcek karşı örümcek de, de, de duo olabiliyor birilerine. Yardımcı olabiliyor. E, zor zindanlarda da fena değil. Gerçekten iyi. Ama e, hani buz gölemi 25, buz gölemi 24. E, Ejderha 24, Ejderha 25 bunları çok kolay geçebiliyor. İnanılmaz iyi bir karakter. Ee, hadi bakalım. Sırf bunun için açıyoruz. Artı 2 x'e var tabi. Üst üste. İlk taşımızdan epik geliyor. Jotun herhalde. Geçtik. Evet efsanevi Hefrak. Hefrak gerçekten çok güzel bir efsanevi. Yani A3'ünden bu kritik oran artı atak arttırmayla beraber a hem defansı yok sayıyor hem %50'nin altına bir daha vuruyor. Bir, biri ölürse tekrardan vuruyor ediyor. Gerçekten kaliteli karakter. Ee, bence Göztan işine yarayacaktır. Hadi bakalım tekrardan devam. 16 tanesini açacağız. İkinci taştan aldık bir tane. Bir tane daha. Hakkorn. Aa, Hakkorn çok eski tip bir karakter. Yani buff alması lazım. Gerçekten kötü bir karakter. Ama efsanevi efsanevidir her halükarda. Kapatıp şöyle bir daha açalım. Ah be. Akkordan neyse. Efsanevi her halükarda. Hadi bakalım. Devam. Katlar. Geçiyorum. Bekçi geçtim. Piklerden ne çıksa seviniriz bilmiyorum. Toprak büyücüsü tabii ki de bizi mutlu eder. İnsan yenin düzeni. Buradan bir tane daha alırsak aslında daha ne isteriz değil mi? Buradan bir tane daha alırsak daha ne isteriz? Hadi bakalım. Aux fena değil. Demir ikizler de çok iş yapıyor. Portuel iyet dümeni hadi bir tane daha efsanevi artık rektör bu hmm. hesap için artık çok geç hadi be bu kimmiş hadi bakalım son dört taş bundan sonra üç evet geldi hadi setelia mı setelia Setelya da güzel ama yani 10x var be. Hadi artık 10x var. Bize bir şeyler var. Setelya da güzel. Hefrak da güzel. Hefrak Setelya ikisi gerçekten iyi. Hefrak tabii ki de yani Setelya'ya göre bayağı iyi. Hakkorn kötü. Ama yine de 3 tane efsanevi daha ne olsun. Hadi bakalım devam. Asarlar bileci de. biliyorsunuz ki bayağı iyi karakter. Pasifiyle devamlı zehir verip bir de A1 ile zehir veriyor. Ya yani oyundaki herhalde en iyi ikinci mi, üçüncü mü ne? Klambos hasarcısı şeyde. Klambos'ta. Epik olarak pardon, epik olarak. Hadi bakalım bir tane daha. Mayev. Hadi son. Sondan da bir tane daha aldık mı? 4 çok mu istemiş oluruz. Çok istemiş oluruz. Ebedi geldi. Ee, dönüp baktığımız zaman hangileri yokmuş? Sancak Beylerinden Setelya ye yeni çıkmış. Harika. İblis Tohumlarından Hefrak da yeni çıkmış. O da harika. 3 ve 3 için harika bir karakter olur ona. Bölge Soyundan da Tomaya yeni bulmuşuz. O önemli değil. Diğerlerin hepsi zaten hala hazırda varmış. Efsanevilerden de Duyup oldu. Bunu şey yapmayabilir. Ee, Gözten yapmayabilir. Ben koyayım. Ne olur ne olmaz unutur. Deri Gezenlere artı %10 atak geldi. Deri gezenlerde kimleri varmış? Bir bakalım. Nereden giriyoruz? Buradan. Buraya %10 atak geldi. Fena değil. Hem Bracus hem Teo mesela. %10 atak. Güzel. Devamında nerelere gelebilir bir bilmiyorum. Hani Leo'ya gelse tabii ki de çok mutlu eder bu. Ukoya Ukko'ya %10 EP isabet falan mutlu eder. Ama gen genel olarak 16 taşta 3 efsanevi ikisi işe yarayan biri e, muhafız şeye koyduğumuz grup muhafızlarına koyduğumuz gerçekten çok tatmin eden bir e, taş açılımı oldu. Nereye kadar gelmişiz puanda? Puanda baya baya gelmişiz. E, bir 4, 750 daha açtıktan sonra efsanevi alır. Onu da zaten füzyonla falan halleder. Ben diğer hesaba geçeyim. Klandan Enigma'nın hesabındayım. Şimdi onun da 11 tane taşını açacağız. Hadi bakalım. Bu açtığım en fazla kutsal taş herhalde. Merhameti yakınmış. Çok uzak değilmiş. Duran güzel şeylerinde. Gruplarında baya iyi. Gruplarında baya baya güzel. nurya değil. Hadi bakalım. Evet. Yakında bir tane alırsak. 7 tenden de bir tane alırız. Hadi şimdi alalım. Yeni, yeni gelen karakterlerden. Ha, tüm şansımızı kullandık mı şeyde? Hmm. Öfsanın hesabında. Şimdi bu karakter ee, çok güzel. Ortlarda tüm ölüm müttefikleri canlandırıyor. Üzerine aldığınız hasarı azaltıyor. Bir de A2'sinde 3 turluk Hız arttırma artı bir de iyileştirme var. Gerçekten güzel bir karakter. Bunu eğer orklarda gruplarınızı biriktirmediyseniz asla yemlemeyin. Ve 60'a bile atlayabilecek bir karakter. Geçiyorum. Evet geldi. Hadi artık Theodore. Of Kara Şövalye. Ah be. Yani. Kötü ya güzel bir karakter değil. Eğer gruplarını bitirmediyse gruplarda 50 atılıp yardımcı olunabilir. Belki hidra da kullanılabilir bir ihtimal. Yani bir ihtimal yenilenmişti çünkü. Yani şununla beraber bu yani devamlı devamlı iyileştirme artı defans arttırma veriyor. A1'inde de fışkırtma var ama işte %100 değil. %100 olsa hadi en azından 2 hitle olsa bu çok güzel olurdu ama ne yazık ki iyi değil. Hadi bakalım 5 tane de taşımız var. Buradan da bir tane daha efsanevi alır mıyız? Alıp geç. Hadi bir tane daha efsanevi. Ruella. Herhalde yerimiz kalmadı. Yo, yerimize. O paramız yok. Ben parayı yapayım geleyim. Paramız var, yerimiz var. Hadi bakalım açalım. Evet bir tane daha. Raya. Bu güzel. Ama bu hesabın işine yarar mı? Yani oldukça fazla vuruyor Raya. A2'si baya baya fazla vuruyor. A1'i de alan, A3'ü de alan yani genel genel olarak tamamen alan ve A2'nin vurduğu hasar gerçekten az buz değil. Burada hasar çarpanlarını görüyorsunuz. 5 10 15 diye çıkıyor. Baya güzel. Zindanlarda %33'lük bir hız aurası var. Efsanevi efsanevidir her zaman ama hesabın işine yarar mı bilmiyorum. Umarım işine yarar. Gerçekten çok güzel bir karakter R. Hadi iki tane daha. Belki buradan da bir tane alırsak. Şer işker açıyoruz. Hoş göstermde 3 açmıştık da. Ah. Abi ah, bir tane daha geldi. Grup muhafızı olur. Bakalım sancak beylerinden. Evet kara şövalye yeni çıkmış. sancak beylerini zaten tamamlayabilecek karakterleri var. Orklardan Haugar yeni çıkmış. Orkları bitirmediyse bitirtir. A şeyden varmış zaten. Güzel. Aslında grup muhafızı karakterleri olan grup muhafızı çok iyi. Şu karakterlerde gerçekten iyi karakterler var. Bu Lydia'dır, Mitral'dır, v Keza, Jae, Noct, Zavia. Ya bu karakterler zaten hala güzel karakterler. Bir e şeyleri saymıyorum. Bu voidleri saymıyorum. Güzel oldu aslına bakarsanız. Grup muhafızı oldu. Artı bir de baya bir e, ork'u bitirebilmesi için karakter çıkardık. Bu baya iyi. Frombar mıydı? Hatırlayamadım. E, şu kara ilk grup muhafızlarını koyayım artı %10 HP hem Mitralaya hem Lidya'ya. Lidya'ya giden yolda bu ona biraz motivasyon olur. Sonra kendi hesabıma geçeyim. Evet sıra kendi hesabımda. Kendi hesabımda 1500 puan kadar bir puan istiyorum. Hadi bakalım neler çıkacak. Epikler benim için çok iyi değil. Bunu biliyorsunuz. Çıksa bir tek Toprak büyücüsüne sevinirim. Bu arada merhametim şu an 6'da. Hadi bakalım. Beş puan. Yedi yüz elli puan. Aa çok iyi. Ha, bu, buna sevineceğim düşünmezdim. Yani bunun çıkabileceği aklıma gelmemişti. Bu yeni şeyden karakter e, gruplardan A1'inde atak azaltma A2'sinde e, hem müttefik şeyleri doldurma dönüşmetre doldurma hem de hız arttırma yani eczacı da 3'tür bunda 4'tür fakat A1'inde iyileştirme yani pardon e, diriltme ve ardından iyileştirme verme var bir epik için gerçekten güzel gruplarında harika olur çok iyi bunu istiyordum açıkçası. Gerçekten istiyordum bunu. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Evet geldi. Hadi. Theodor Corvis. Ha Theodor'a benziyor tabi. Bu da zehirci. Açısı fena değil. Corvis. Ya kullanılabilir herhalde ya. Bir yerlerde. Bir yerlerde kullanılabilir. Yakın zamanda değil. Ama bir yerlerde kullanılabilir. Belki şeyde kullanırım. Ee, ejderhada ama emin değilim. Emin değilim hiç. Bir bakalım şu andaki durumumuz ne. Corvus güzel. En azından gerçekten işe yarayabilecek bir karakter. 1500 puana gelmişiz. Hatta 2 tane daha açalım. 3000'den şunu alalım. Oh. Hadi bakalım. Sıfırladık merhameti Corvus'a. E. 9'un taşta gelmiş. Yırtıcı. Son taşımız. Güzel. Güzel açılım. Güzel açalım. Corvis ve o. Ee, nerede? Kutsal düzende Corvis. Hiç fena bir karakter değil. Statları gerçekten iyi. Hmm. Sola yapacak seviyede zaten. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Yani solo yapabiliyor. Ejderha'yı ve buz golemini diye hatırlıyorum. Bir de Silvan gözlerinden İpek Byron, Virenon veya nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Ama grup mahzenlerinde %20 hız bile var yani tamamen grup mahzenlerine özel bir karakter resmen. Taban hızı fena değil yüksek canı defansı ortalama hayatta da tutabiliriz. Zaten burası neredeyse bitti. Oella ile ikisi burayı götürür. Oella V Virenon ve Orn, bunların üçü buraya götürür. Neyse, video uzatmayayım. İzlediğiniz için te teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olup da yorum yaparsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.